Şimdi koç Yükselen koç bir kere önce her bir burç. sosyal medya hesaplarımızı söyleyeyim tamam. katılmak isteyenler için. Ee, sevgili seyircilerimiz bütün sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Sonrasında da zaten sevgili Mine'nin çok güzel videolarını YouTube'a yüklüyoruz çok seviyorsunuz onu tıklıyorsunuz güzel yorumlarınızı YouTube'dan okuyor musun sen de? Tabii ki. Senin için neler neler yazıyorlar. Türkiye bin <laughs> ölmezi seviyor. Vallahi Teşekkür seviyorum. ederim. Evet, cevap Şimdi e, vermeye de çalışıyorum. Şimdi bütün bak e, YouTube adresimiz, Instagram vesaire her şey var. Yonca ve Barış Kandemir çifti biri evde biri iş yerinde bizi izliyormuş. Yonca ve Barış hepinize ikinize de sevgilerimi gönderiyorum ve koçla başlıyoruz. Koçlar bu hafta acayip şeyler yaşayacaklar. Evet. Bir kere bu haftadan öte onları not etsinler. 7 Şubat'a kadar bir de Merkür Retrosu başlayacak çünkü Oğlak'ta. 7 Şubat'a kadar olabileceklerle ilgili ben uyarmış olayım. İkizler Dolunay'ın etkileri daha geçici ama çok önemli bir karmik hesaplaşma dönemi. Geçmişte kalan işleri, kariyer planları varsa, geçmişte kariyer veya iş hayatlarında haksızlıklara uğramışlarsa veya kendileri haksızlık yapmışlarsa. Bu dönem bir hesaplaşma dönemi olabilir öncelikle. Her burç gibi onlar için de eski sevgililerin geri geldiği, eski eşlerin geri geldiği, eskiden arkanızda bıraktığınız insanların tekrar tekrar aklınıza geldiği bir dönem olabilir. İkizler Dolunay'ı iyi anlamda kardeşlerinizle bir arada olmak, yakınlarınızla daha sevgi bağı kurmak, yakınlaşmak, bir web site açmak, sosyal medya, internet reklam işlerine girmek, adınızı daha güzel duyurmak, arabanızı yenilemek veya elektronik cihazlarınızı yenilemek için size çok güzel fırsatlar verebilir. Bu anlamda şanslısınız. Ama bir de negatif anlamda bakacak olursak dedikoduların yakın çevrede çok yayılması sizi rahatsız edebilir. Bir takım duyduklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Ee, i̇nternet, sosyal medya ortamında konuşmalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İşleriniz yanlış konuşmalarınız yüzünden bozulmamalı. Bu çok önemli. Özellikle bu hafta sonuna biraz daha dikkat edin. Patronlarınızla olan iletişiminize, konuşmanıza biraz daha dikkat edin sevgili koçlar. Böyle aileniz ve kariyeriniz arasındaki dengeyi kurmak kolay olmayabilir. Aynı zamanda Mars Güney Düğüm kavuşumu var. Boş boşuna hukuki çatışmalara girmemeye çalışın. Seyahat edecekseniz biraz daha dikkatli olun. Sizin üstünüzde kim varsa, anneniz, babanız, patronunuz, hocanız, öğretmeniniz... ...bunlarla çatışmamaya çalışmanız gereken bir dönemdesiniz. Ama Dolunay size aklınızın ekmeğini yedirebilir, zekanızın ürününü alabilirsiniz. Kafanızı iyi çalıştırırsanız bu Dolunay dönemi size... İş ve kariyer konusunda çok iyi gelebilir. Müthiş şeyler getirebilir. Evet, aynen. Yine soracağım Mineci. Biz yükselenimizi yükselenimizi mi yoksa bu verdiğin önerilerde kendi burcunuz mu? Kesinlikle edelim? öncelikle tabii ki yükseleninizi ama güneş burcunuzda mutlaka dikkate alın. Çünkü o baktığınız zaman ikisini de uyduğunu görebileceksiniz. Zaten zamanla şöyle bir 6 ay verse kendine herkes ikisinin de dengeler. Hani hangisinin daha çok uyduğunu görmüş olur. Peki. Benim görüşüm tabii ki öncelikle yükselen, yükselen, bilmiyorlarsa güneşlerini biliyorlarsa da ikisini de takip etsinler. Valla seni Instagram'dan takip edenler biliyorlar. A, damgaya vuruyor, ha, bak haftaya damgasını vuruyor. Bak mini ölmez, ben diyorum yani bunu mini ölmezin ölmez yorumları. Lütfen izlemeden, e, video çekmeden bu görüntüleri böyle e, ekrana veriyoruz yani ya, mesela koç, boğa, ikizler böyle almadan arada bir bakın. E, çünkü gerçekten tavsiyeleri müthiş kızacağız diyor. Ertesi gün oluyor. Estağfurullah. Nasıl Keşke olmasa da gör. görmesek de olmasa. Hiç çok için. çok ağır bir görev gerçekten zorlanılıyor ben. Boğa geçiyorum. Boğa, sevgili Boğa para anlamında hem şanslı hem de çok masraf yaptıkları bir dönem. Bir kere elinize güzel bir para geçebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Mis. Çok emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilirsiniz. Kendi elinizin emeğinin karşılığını alabilirsiniz. Beklediğiniz paralar size gelebilir. Ancak Diyeceksiniz ki para geliyor, masraf eviniz de fokur fokur, para eviniz de fokur fokur. <laughs> geliyor gidiyor harcatan gösterge maç Olsun. 8. eviniz. Gelsin evet. gitsin ama gelsin. evet ihtiyaçlarımızı karşılayalım en büyük zenginlik. Evet paranız geliyor ama parasal anlamda şanslısınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Venüs Retrosu size Seyahatleriniz yarım kalan, işte gitmek istediğiniz yerler varsa, gidemediğiniz ya da daha önce gittiğiniz tekrar gidemediğiniz yolculuklar varsa böyle bir leyleği havada görebilir boğalar. Gerçekten sana yemin ediyorum. Çok doğrusun. Bak boğa burcuyum. Ha bu arada haber veriyorum. Pazar günü Almanya'ya geliyorum. Bak işte. Ve gidecek. Almanya'da kim tutar? <laughs> Gurbetçi dostlarımızla buluşuyorum. Evet. Aynen böyle boğaların gündemi ve sen 7 Şubat'a kadar falan hatta sen böyle bütün kışı bol bol gezerek geçirebilirsin. Boğalar için geçerli bir şey bu. Hani bol bol yolculuk, gitmediği yerlere gitmek, gittiği yerlere tekrar gitmek, seyahat planları yapmak, hukuki bir mücadeleniz varsa bununla ilgili bilmediğiniz detaylar ortaya çıkabilir. Daha derin araştırmalara girin. Eğer ki sizi zorlayan bir hukuk süreciniz varsa, sizi zorlayan bir hocanız ya da bir eğitim süreciniz varsa, inançlarınızla ilgili hayal kırıklıklarına uğruyorsanız, eğer ki şehir değiştirecekseniz sakın bu dönem tavsiye etmiyorum. Lütfen 7 Şubat'a kadar şöyle bir bekleyin. Şubat ayının ikinci yarısına itibaren bu planlarınızı devreye koyun sevgili boğalar. Çünkü gittiğiniz yerlerden sonra ben keşke buraya gelmeseydim fikri kesinlikle doğru söylüyorum. Doğabilir, kalıcı olamayabilirsiniz. Lütfen acele etmeyin. Yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği gibi konularda acele etmeyin. Seyahatler için evet seyahatler tamam ama çok radikal kararlarınızı askıya almanızı tavsiye ederim. Bir de eğer dediğim gibi hukuki ya da eğitimle ilgili sizi zorlayan bir süreç varsa oturun böyle dedektif gibi çalışın. Nerede eksiklerim var, nerede hatalarım var. Medya, basın, yayın, internet adınızı duyurmak, kendinizi tanıtmak, bir başarıya imza atmak, ne bileyim bir kitap yazmak ya da hani böyle kendinizi duyuracak bir çalışma yapmak için de gökyüzü sizi destekliyor. Ama dediğim gibi önce araştırmalarınızı iyi yapın. İkizler donayı para getiriyor. Getirdiği gibi de götürüyor. Venüs yönetici gezegeniniz olduğu için aşk, sevgi meselelerinde çok karışık bir dönem. Herkes geri gelecek. Tabii ki siz onları kabul etmeyin bence. <laughs> evet. Ay eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. E genelde retroda gelenler zaten helalleşme zamanıdır. Hani Çok da kabul ama etmemeyi. Eskiyi falan, mal kabul etmeyin valla. Aynen öyle. <laughs> ben neye dayanarak söylüyorum Yani Nirvana'ya ulaşmadıysa sizden sonra ki sanmıyorum. Peki sağlık evet. alanları nasıl boğaların? Boğaların sağlık alanları Ekim-Kasım kadar zorlu değil bir kere şükürler olsun Süper. ki. Ee, çok zor bir Ekim-Kasım geçirmiş olabilirler. Boğalar, koçlar, sağlık anlamında Eylül'den beri başlayan, Ekim'de kaynayan, Kasım'da da zorlayan bir süreçte çok şükür o süreçten bayağı bir kurtuldular. İkizler de öyle. Bu burçlar çok zorlanmıştı. Sadece 8. evlerinde Mars var. Mesela asla katiyen tavsiye etmiyorum. Böyle estetik operasyonlar çok radikal yaptırmamanız lazım. İşte aa şu krem varmış, şu cilt bakımı bir şey varmış. Ciddi şeylere girmemeleri gereken bir dönem. Birazcık da genital bölgelerine dikkat etsinler tabii bir 40 gün kadar. Bu bölgelerine genital bölge, yumurtalıklar, buralar biraz daha hassas olabilir. Peki. Vallahi sen <laughs> inanamıyorum. Tamam. Ölmez yorumlar yani. Estağfurullah. Peki. Gökyüzünün başarısı diyelim. Ee, verdiğin esmalar var. Dilinden düşürmemen gereken esmalar var. Çok güzel var olur. Demişsin. Bu hafta yağ esmaları... Gani. Aynen. Getirelim Çok... ekrana. Onlara bol para var. Yağgani, yağmuhini esmalarını hiç dillerinden düşürmesinler. Ben hep söylüyorum yani Boğa imparatoriçe, koç imparatordur. Astrolojik olarak da öyle. Bir Boğa kadını sadece imparatoriçe olduğunu unuttuğu zaman hayatı kötü gider. Yoksa onların dünyada bolluk, bereket anlamında çok büyük şansları var. Peki. Evet bunu etsinler. Ee, sevgili Boğa, Mine Ölmez'in ölmez tavsiyeleri bunlardı senin için ve sıra geldi sevgili ikizlere. Ah canımı ikizler <laughs> bu hafta canımı ikizlere söyledi. Zor zorluk geliyor e, ikizlere o zaman. Zorluk canım demeye başladı de, her şeyde. Aslında şöyle bile olabilir Nur. Hani böyle hep sinsi iki yüzlü insanlarla uğraştılarsa Ayy. aylardır. Hani böyle ya bu adam niye böyle yapıyor anlayamıyorum ya bu kadın niye böyle yapıyor anlayamıyorum diyorsa her şey ortaya çıkacak. Onlardan gizlenen saklanan sizi böyle gıdım gıdım sevgiyle besleyen gıdım gıdım arkadaşlığında sinsi gelen. Size açık olmayan herkesin açık açık karşınıza düştüğünü göreceksiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama lütfen sizlerden ricam bir 40-43 gün kadar e, ilişkilerinizde kavgacı ve fevri olmamaya çalışın. Çünkü Mars 7. evinizde bütün burçlar için Mars'ın 7. evden geçişi, ikili ilişkiler, kankalarla böyle en yakın arkadaşlarla diyaloglar, e, ortak işler yaptığınız insanlarla hep bir problemdir. Ya onların hayatında bir problem olur ya sizin öfkeniz onlara artık sabır gösteremeyeceğiniz kadar artmıştır. Dolayısıyla birazcık zorlanabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Son demler bunlar. Bakın, ben hayatımın aşkını bulamadım diyenler sabırlı olsunlar. Gerçekten Jüpiter gitmeden ödülünü verecek. Ay düğümleri yer değiştiriyor. Sizin de bir aşktan yana çok güzel ödülünüz var. Bir büyüme gösteriyorsunuz. Bu anlamda söyleyeyim öncelikle bunu. Bunun dışında kariyer anlamında da güzel bir yere doğru gidiyorsunuz sevgili ikizler. Ama öfkeyle kalkıp zararla oturmamanızı tavsiye ediyorum. İş hayatında eskide bıraktığınız işler, iş teklifleri tekrar gelebilir ama çok dikkatli değerlendirmelisiniz. Gene bir şeye yaramayabilir, sizi yine üzebilirler. Sağlıkla ilgili ikizler burcu fark etmedikleri, eğer yine genital bölgeye onlar da dikkat etmeli. Venüs retrosu 8. evlerinde çünkü hiç farkında bile olmadığınızda bir kistiniz, bir sıkıntınız, rahim veya yumurtalıklarınızla ilgili bir probleminiz ortaya çıkabilir ve buna çözüm imkanı bulabilirsiniz. Dişlerinize ve kemiklerinize de bu süreçte biraz daha dikkat etmelisiniz. Bilmediğiniz yerlerde bu işlemleri yaptırmamaya çalışın. Bunun dışında ikizler dolunayı var tabii ki size şeyi çok tavsiye ediyorum. Detoks beslenin. Hafta sonu boyunca ağır yiyeceklerden, tuzdan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ve e, lütfen boş polemiklere sakın girmeyin. Sinirlerinizi sakın e, bozmayın. Çünkü zaten ay büyüyor. Burcunuzda duygularınız çok güçlenecek, çok büyüyecek. Ama çok güzel bir şans var bu dolunayda sizin için. Hani böyle bir yolculuk fırsatı, o yolculukla gelen büyük bir şans olabilir. Daha bir büyüme, daha bir ünlenme imkanı bulabilirsiniz. Bu anlamda da şansınız müthiş yüksek. E, Jüpiter'in e, Dolunay'a yaptığı olumlu açı özellikle ikizlerin son dereceleri için... ...son derecelerinde gezegenleri bulunanlar için çok güzel bir parlama fırsatını da beraberinde getiriyor. Yani illa kötü düşünmeyin, size de bağlı biraz, öfkenizle hareket etmez... ...daha dürtüsel davranışlardan uzak durursanız mis gibi ünlenme, tanınma, kendinizi ortaya koyma... Anlamında çok şanslı bir dolunay ama biraz böyle tartışmalardan falan korunmanız lazım. Acele karar vermemiz konusunda uyarıyorsun. Evet dürtüsel ee... olmayın. Çok sinirinizi bozanlara bile hani böyle hiç prim vermemenizi tavsiye ediyorum. Dolunay Daha çünkü... içinize kapanmanız gereken bir dönemdesiniz o zaman ikizler. İçlerine hiç kapanmasınlar kendilerini göstersinler ama Ama onları... kendimizi gösterirken de herhangi bir tartışmaya maruz kalırsak. Girmesinler evet. Yok şey yapsın, kendilerini koruyabilirler. Zaten ya hafiz ya selam ya Allah dedim. Bunları zikrederlerse inşallah hiçbir şey olmaz. Evet en önemli okumanız Avucunu yalarlar, gereken. yalarlar düşmanlar. Ay yalasınlar valla. <laughs> ya, kim kime düşmanlık ediyorsa gerçekten Allah ya, onu cezalandırır hakikaten. zaten. Hakikaten. Kimin gönlünden ne geçir, geçiriyorsa amin. Allah ona iki katını versin. Amin amin. Herkesin İyiliğinde bir... kötülüğünde evet. ve sizin için yani dua ettiğiniz, el açıp yalvardığınız, gönülden dua ettiğiniz her şey bugün itibariyle gerçek olsun. Amin. Çünkü neden? Biliyorum ki hepimiz bu dünyada bir şey için yaşıyoruz. Mutluluk. Hah, aynen yani, öyle. Herkes peşinden koştuğu tek bir şey var. O da mutluluk. Yani kimi bunu parayla yakalıyor, kimi bunu aşkla yakalıyor, kimi bunu sağlıkla yakalıyor. Amacınız neyse, neyi dua ediyorsunuz o karşınıza çıksın gerçek olsun. Şimdi Mine Ölmez'in ölmez tavsiyelerini almaya devam edeceğiz. Ee, soruyorlar sevgili seyircilerimiz retro ile geleni, yani retro var ya bu bahsettiğin Venüs Retrosu, hı hı. retro ile geleni kabul edelim mi, etmeyelim mi diye. Şimdi çok radikal şeyler söyleyen biriyim normalde ama. İnsanları üzmek istemiyorum fakat şunu ben kabul etmem onu söyleyeyim. Hmm. Retro ile gelenle konuşun, görüşlerini alın. Çünkü retro bittikten sonra duyguları da değişiyor, durumları da değişiyor. Evet. Deneyebilirsiniz ama kendinizi çok kaptırmayın. Çok da şüpheci de olmayın. Karşınızdakine şüpheci gibi davrandığınız zaman zaten daha da uzaklaştırıyorsunuz ama ben tavsiye etmiyorum. Ben kendi yapmayacağım şeyi size de tavsiye edemem. Ben hiçbir retroda, özellikle iç gezegenlerin Venüs'ün, Mars'ın ve Merkür'ün retrosunda, ile Satürn daha ağır hareket ediyor. Çok etkilemiyor hızlı ama ben Venüs'ün, Merkür'ün ve Mars'ın retrolarında gelen kimseyi kabul etmem. Evimi taşımam. Ev almam, satmam. Araba almam, satmam. Önemli işlerimi asla bu retrolarda yapmam. Ne kadar denk sürecek etmem. bu retro? Yaklaşık 40 gün kadar. Yani e, tam etkisinden kurtulmamız şubat. 7 Şubat'ı falan buluyor. Merkür retrosu bitiyor ve Nusret Bizim böyle kafamızın... Ameliyat olma, ev satma. Ameliyat olma derken doktorunuzun, yani estetik. doktorunuzun söylediği her şeyi yaptın. Ama durup durup gidip de ben komple bir rektifikasyon, aman rekonstrüksiyondan geçeceğim diye yapmayın öyle şeyler. Yani Venus Retrosu'nda bunlara kalkışmayın. Ama rutin botokstur, normalde yaptırdığınız işlemlerdir, saçınızdır, bakımınızdır bunların hepsini yapabilirsiniz. Peki. Sadece radikal şeyleri ben yapmıyorum mesela. İkizlerden Yengeçe geçiyoruz. Evet, sevgili Yengeçler. Ah Yengeçler. Yengeçler Dolunay 12. evinizde. Ülkemizin de 12. evinde. En son da değiniriz. Ee, Dolunay 12. evinizde bir kere öncelikle size ummadığınız bir yerden güzel bir para fırsatı getirebilir. Jüpiterle çok güzel bir bağlantısı var. Önce iyi haberden başlayayım. <laughs> Nasıl şöyle, şöyle sevgili Yengeçler ama gizli düşmanlarınıza da dikkat edin. Arkanızı kollayın çünkü 12. 12.deki Dolunay'ları biz sevmiyoruz. İşte İkizlerin kendini göstermesi gereken agresyona girmeden yengecin de kendini çekmesi gereken bir zaman. Hmm. Kendinizi belki hiç bu kadar sevgisiz, böyle o yavru kuş ruhunuzda hissetmemiş, hissetmiyor olabilirsiniz hafta sonunda. Gizli gerçekler ortaya çıkabilir. Gizlediğiniz bir şey varsa ortaya dökülür haberiniz olsun. Dikkatli olun. Sizden gizlenen şeylerin ortaya dökülmesi sizi ee, şok edebilir. Özellikle önümüzdeki 15 gün çok kritik. Hafta sonu çok kritik. Ee, i̇lla bunlar olmak zorunda değil. Bunu çağırmayın ama şöyle bir arkanızı kollayın. Bir dedikodu duyabilirsiniz. Bir laf duyabilirsiniz. Uzun zamandır sizden gizlenen hatta 1 bir, bir buçuk yıldır sizden gizlenen en yakın 7 aydır sizden gizlenen birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Duyduklarınızın peşine takılmayın. Hep söylüyorum arkamdan konuşan gelsin yüzüme söylesin. Yüzünüze söyleyemiyorsa dikkate almamanızı tavsiye ediyorum. Ben böyle düşünüyorum yani. Doğru. Üzmeyin çünkü yengeçler çok hassas. Dolayısıyla böyle şeyleri kaldıramıyorlar. Bir de Venüs retrosu var 7. evlerinde. İşte gökyüzünün hep e, söylüyorum ya, Aylardır söylüyorum aslında onlara. E, acaba bu ilişkide kararlı mısın? Acaba bu evlilikte kararlı mısın? Acaba doğru yolda mısın? Bu insan senin için doğru insan mıyı sorgulatabilir. Aynı şekilde partnerleri de onları sorgulayabilir. Hiçbir şey olmazsa ufak bir uzaklaşma yaşayabilirsiniz. Bazılarınız yollardan, yolculuklardan, hayatın olağan akışının getirdiği zorluklardan dolayı uzaklaşabilir. En tercih ettiğimiz de bu. Retro'larda hmm. mesela sevgiliniz, eşiniz sizden uzakta olabilir. Ne bileyim askere gidecek olabilir. Bunları yaşayabilirsiniz ama bunlar geçici. Bakın size söylüyorum. Şöyle bir 7 Şubat'a kadar dişinizi sıkın. Ondan sonra o kadar güzel olacak ki aşk hayatınız, evlilik. Bu yılın en şanslı 2022'nin evlenecek burçlarından, yuva kuracak, aşkı sevgiyi bulacak isteklerine kavuşacak burçlarından birisi de sizsiniz. Ama böyle bir sabır dönemi var önlerinde. Hmm. Aynı zamanda size tavsiyem artık şu an itibariyle Şubat başına kadar şöyle bir Şubat'ın ilk bir haftasını doldurana kadar rica ediyorum. Size böyle ilanı aşk edenlere çok seviyorum ölüyorum senin için diyenlere hemen inanmayın. Çünkü diyorum ya retroda fikirler değişebiliyor. Mesela ben hiç istemem retroda kimse bana evlenme teklif etmesin. <laughs> çok sevdiğim birisi bile asla ettirmem. Derim ki sakın etme Retro bitince şu tarihte edeceksin. <laughs> Onu da söyle. <laughs> Sakın tarihini veririm ona göre etsin. Sakın e, bunlara şey yapmayın. Ha, olabilir çok prim vermeyin. Aa, hemen heyecanlanmayın. Belki içindeki duyguları döktü sonra geri gizleyecek. Gider bu diyorsun yani. Gider demeyelim de enerji düşer. Hmm. O heyecan hani ya neydi bu çok seviyordu beni ne oldu diyebilir. Yeni flörtlere yeni ilişkilere başlamak için de uygun bir zaman değil arkanızı kollayın. Gerçekten. Peki işle ilgili söyleyeceğim var mı? İşle ilgili evet iş ve para konularıyla ilgili güzel haberler gelebilir hatta böyle çok umut kesmişken canları sıkılmışken bile bir haber alabilirler. Bazıları gece çalışmaya başlayabilir bu süreçte. Gece çok yoğun geçebilir. Fakat çok iyi hatırlattın Mars e, Güney ay Aydüğüm'le kavuştu. Hala Mars burada devam ediyor yoluna. Uzunca bir süre yine bir 40 gün kadar burada kalacak. Dolayısıyla çok çalışacakları, çok yorulacakları bazılarının belki işi bırakıp yeni bir iş planına girecekleri, işten dolayı belki yorgunluktan dolayı sağlıklarıyla alakalı sıkıntılar yaşayabilecekleri bir süreç. Şu süreçte en çok sağlığına dikkat etmesi gereken burçların başında gerçekten yengeç burcu geliyor. Çok dikkatli olsunlar. Evet hayatta her şey var devam ediyor. Mine Ölmez'in ölmez tavsiyeleriyle devam ediyor. Mineciğim nerede kalmıştık? Evet aslanlar. Yengeçleri söyledik. Aslanlarda kaldık. Aslanlar bu Retro'dan nasıl, Venüs Retro'sundan nasıl etkileniyorlar? İkizler Dolunay'ından nasıl etkiliyorlar? Onlara vereceğin ölmez tavsiyeler neler? Ee, şimdi öncelikle olumlu e, taraflardan başlayalım. Sevgili Aslanlar'ın 11. evinde Dolunay aynı zamanda 7. evlerine çok güzel bir açı yapıyor. E, eğer ayrıldılarsa, işte çok güzel bir ilişkileri noktalandıysa, arkadaş ve dostlarının desteğiyle ya da ...dualarının kabul olması neticesiyle bir barışma yaşayabilirler. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok istedikleri, çok arzu ettikleri bir iş, bir ortaklık ya da bir ilişki... ...artık böyle bir onaylanma dönemine girebilir. Ama unutmayın ki Venüs Retrosu önümüz. Dolayısıyla öncelikle bazı şeylerin açık açık konuşulması gerekecek. Bir ilişkinizle alakalı, arkadaşlarınızla alakalı, sosyal çevrenizle alakalı... ...bir konuda gerçekleri de öğrenebilirsiniz. Bir şeyler ortaya da çıkabilir. Ee, önemli dostlarınızla, önemli insanlarla bir araya gelebilir davetlerde, organizasyonlarda, güzel e, kulüplerde, derneklerde boy gösterebilirsiniz bu süreçte. Bu anlamda çok olumlu. Bir dileğinize, idealinize kavuşabilirsiniz. Ama öte yandan arkadaş çevrenizde yayılan bazı dedikodular veya işte eşinizle, sevdiğiniz insanla, arkadaşlarınız arasında sıkışıp kalmak gibi durumlarda söz konusu olabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Venüs Retrosu'nu 6. evinizde deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla iş hayatınızla ilgili bir takım geri dönüşler, bir şeyleri baştan yapmalar, tekrarlar varsa hatalar ortaya çıkabilir. 7 Şubat'a kadar yaklaşık olarak iş hayatınızda hatalar yapmamaya, yanlışlar yapmamaya özen gösterin ve varsa eksiklerinizi siz de böyle oturup gerçekten bir öğrenci gibi çalışırsanız bu süreçte iş hayatınızda ne yapacağınız konusunda somut adımlar atmak üzere gerçekten dersinizde iyi çalışırsanız karşılığını çok iyi alacaksınız ama bir takım aksamalar, gecikmeler işle ve sağlıkla ilgili olabilir. Biraz siz de sağlıkta dikkatli olması gereken burçlardan birisiniz. Fark etmediğiniz gizli bir hastalığınız varsa bu dönemde ama tedavi edilebilir şekilde ortaya çıkabilir. Bundan da bahsetmek isterim. Bunun dışında dediğim gibi sosyal çevrenizde bir takım dedikodular, sizi canınızı sıkacak sözler de yayılabilir. Bunda çok dikkate almayın. Hep söylüyorum Mars... 5. evinizden geçiyor. Güney Ay düğümü'nde burada kavuşum yaptı. Çocuklarına, çocuklarıyla ilgili konulara en çok dikkat etmesi gereken burçlardan birisi sizsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla alakalı sorumluluk sahibi olmaya özen gösterin. Onlara anlayış gösterin. Bir 40 gün kadar onlar sizi siz onları çok yorabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı agresif tutumlar sergilememeye çalışın. Eğer hamileyseniz biraz daha dikkatli olun. Aslanlar biraz daha böyle form tutmak Kilo vermek, daha da güzelleşmek üzere harekete geçiyor olacaklar. Dolayısıyla spora başlayabilirler, daha çok hareket halinde olabilirler. Bu da onlara iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ama çocukları hakkında çok sorumlu olmaları gerekiyor. Asla e, ihmal etmemeleri gerekiyor. Bu dönem çocuğuna kötü davranan veya çocuğuna haksızlık eden aslanların ifşa olacağı, hep söylüyorum. Oo. Bir dönem olabilir. Aşk hayatınızda da hoşunuza gitmeyecek şeyler olabilir, ama üstesinden gelemeyeceğiniz türde bir şeyler olacağını düşünmüyorum. Size ya veli ve ya şekür esmalarını tavsiye etmişim. Bunları hem arkadaşlık ilişkilerinizdeki zorlukları, hem aşk hayatınızdaki, hem çocuklarınızla ilgili zorlukları iyileştirecek olan isimler İnşallah size de iyi gelir diye düşünüyorum sevgili aslanlar. Evet, bu arada e, birkaç seyircimiz yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Bugün galiba sizin moraliniz bozuk diye. Yok vallahi hiç moralim bozuk değil ama e, Mine böyle çok ciddi şeylerden anlatınca ben de ciddi ciddi burada hani konuşmadığım <laughs> zaman da Gülmediğim zaman moralim hep bozuk zannediyorsunuz değil hiçbir şeyim yok gayet Maşallah, iyi. Maşallah bugün çok iyi. Sadece bir şey anlatırken hani bir de önemli şeyler söylediği için. Pür dikkat oluyor Pür dikkat dinlediğim için öyle algılıyor olabilirsiniz. Merham Hanım'cım teşekkür ediyorum. <laughs> Seyircimi çok seviyorum. Bir e, bugün bir cezaevinden ismini de söyleyecektim. getirseniz mektubu bana ne olur. Aa, Size zahmet. Gerçekten bir mi? Kader mahkumu bana çok uzun bir mesa e, mektup göndermiş. Bizi izleyen kadar mahkumları varsa Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Her gün sizinle birlikte o anınıza eşlik etmek, zor anınızı kolaylaştırmak ne mutlu bize. Yani eğer bunu başarabiliyorsak ama zorda olan bütün kader mahkumlarına inşallah hayat gülsün inşallah ya. İnşallah. Allah da kimseyi düşürmesin. Ne diyeyim? Amin. Sıra gelsin Başaklara. Başaklar evet. ve yükselen Başaklar. Ee, başaklar, Onlar nasıl bir süreçten geçiyorlar? Canım Başaklar yine ailevi konular gündemlerinde. Ee, biraz dördüncü evden Mars geçişi var. Dolayısıyla ev, yuva, aile, evlilerse eşleriyle alakalı konularda biraz daha gerilim veya çok yorucu bir dönem geçiriyor, geçirmekte olabilirler. Bir 40 gün kadar taşınmalar, ev taşımalar, yer değişiklikleri veya evde, yuvada, ailede anneniz ya da babanızla ilgili sorumluluklarınızın artmasından dolayı çok fazla efor sarf edip biraz yorulabilirsiniz. Evinizi kötü enerjilerden, kötü insanlardan arındırmanız gereken, evinizde daha huzur ortamını sağlamanız ve bunun için mücadele etmeniz gereken bir dönem olabilir ama taşınmalar, ev emlak işleri de gündemlerinde olabilir. Ya da böyle bu ara çok seyahat ettiğinizin, evinize az uğramak durumunda kalabilirsiniz ama ailevi sorumlulukları, babayla, anneyle, eşleriyle alakalı sorumlulukları bu dönemde artıyor olacak. Başakların ee, i̇kizler dolunayı kariyer alanınızda, kariyerinizle alakalı yeni bir parlayış dönemine girebilirsiniz. İnşallah. Kariyer alanlarından iş alanlarına çok güzel bir açı var. Tam bir Süper. üçgen açı Jüpiterle. Dolayısıyla güzel bir iş fırsatı gelebilir size. Daha önce kaçırdığınız bir iş teklifi tekrar gündeme gelebilir. Sağlığınızla ilgili bilmediğiniz, unuttuğunuz detaylar veya ailenizden birinin sağlığıyla ilgili bir takım böyle göze görünen şeyler ve çözümler gelebilir beraberinde. Anneniz, aile büyükleriniz özellikle annedir bizde. E, evliyseniz eşinizin akrabalarıyla ilgili daha koşturacağınız, yorulacağınız veya e, de, böyle bir şekilde efor sarf edeceğiniz bir dönem olabilir. Toplumdaki imajınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor çok sevgili başaklar. Ederim, Ani hareketler yapmamaya, fevri çıkışlar yapmamaya. Mesela patronlarınıza da dam bir şey isteyeceksiniz. E, bu dönem çok uygun olmayabilir, çok tavsiye etmiyorum. E, i̇steklerinize biraz daha dikkat edin. Fevri çıkışlar yapmayın, kariyer ve iş yaşamınızda bu çok önemli sevgili başaklar ama bir parlama bir iş fırsatı olabilir sizler için Bunun dışında Venüs retrosu varsa çocuklarınız özellikle kız çocuklarınızla ilgili üstünden geçtiğiniz konuları tekrar gündeme getirebilir çocuklarınızın e, velayetini almak veya işte çocuklarınızla alakalı problemli konularınız varsa bunları çözmek için önünüze yeniden fırsatlar gelecek Aşk hayatında müthiş geri dönüşler alabilirsiniz birazcık e, hobileriniz işte unuttuğunuz, geçmişte bıraktığınız, yapmadığınız, yaptığınız zaman sizi mutlu eden hobilerinizle ilgili güzel bir dönemdesiniz. Bence hobilerine yoğunlaşıp mutlu olabilecek burçların başında geliyorsunuz. Unuttuğunuz hobileriniz, sizi eğlendiren çalışmalara odaklanmaya çalışın. Çocuklarınızla ilgili, sevdiğiniz aşk hayatınız varsa, sevdiğiniz insanla ilgili, eşinizle ilgili neleri eksik yaptığınızı veya ilişkinizdeki eksikleri görmek için de doğru bir süreçtesiniz ama bu süreçte hatalar yapmamaya, yanlış konuşmalar yapmamaya, karşı tarafa soğuk enerjiler vermemeye de dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili Başaklar size Dolunay tam tepenizde olduğu için çok önemli 3 tane isma verdim. Özellikle iş sorunu yaşayanlar, terfi isteyip alamayanlar, hakkını alamayanlar, ne bileyim memuriyet isteyip yapamayanlar, bir yere kabul edilemeyenler. Ya muktedir, ya mukaddim, ya vali. Zaten isimlerinden belli yöneticilikle ilgili isimler. Bunları zikrederseniz bu süreçte güzel bir başarı elde edebilirsiniz. Özel hayatınızda da, iş hayatınızda da. Çok teşekkür ederim Mine. Güzel. Tek tek ölmez yorumlarıyla, ölmez tavsiyeleriyle Mine Ölmez 12 Burcu yorumluyor. Bu arada Başaklar'dan sonra terazilere geçeceğiz. Biraz önce bahsettiğim mektup var ya, tabii mektubun içeriğini size söylemeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Yani her seyircimizle gönülden öyle bir bağ kurmuşum ki öyle güzel mesajlar Instagram'dan mektup halinde yani ulaşamayanlar, tabii cezaevinde olduğu için telefon kullanmadığı için dolayısıyla mektupla bize ulaşmış Ferdi Ayverdi. Ee, Ferdi kardeşime ne diyeyim Allah kurtarsın inşallah Allah zorunuzu kolaylaştırsın Amin. mektubunu aldım çok önemsiyorum elimden geleni yapacağım senin için İnşallah kader sana da gülsün Valla kimin ne zaman ne olacağı belli olmuyor o yüzden hiçbir zaman ne oldum değil de ne olacağım diye düşünmemiz lazım evet. yani her an her şey başımıza gelebilir e, Kimsenin Hı hayatına yorum yapmamak çok önemli Hiçbir şekilde. O, o olaya talip oluyorsun kınadığın zaman. Değil mi? Abi çok merak ediyorum. Acaba bu nasıl? Nasıl yapar dediğiniz şeylere talip oluyorsunuz? Dikkat edin. Kınama kınınacak hale düşersin aynen, derler Aynen. Ya. Allah aynen. kurtarsın. Verdi kardeşimizi. Terazilerle devam ediyoruz. Evet. Terazilere ölmez yorumlar neler? Bir getirelim ekrana. Bir kere Dolunay'da şöyle bir şansınız var. Şansınız var. Rüya Dolunay sizin yani. şans evinizde, aşk evinizde ve çocuklar evinizde bulunan Jüpiter'e çok güzel bir temasta bulunuyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki beklediğiniz bir çocuğunuzla ilgili bir eğitim planı varsa bir hukuki konunuz varsa ne bileyim daha görünür olmak daha güzel görünmek daha yakışıklı gözükmek evlenmek yuva kurmakla ilgili bir hayaliniz bir umudunuz varsa İnşallah. hem özel ilişkilerinizde hem de eğitim seyahat uluslararası iş ve ilişkiler hukuki konularda içinizin böyle açılacağı güzel şanslı bir süreçte olduğunuzu söyleyebiliriz. Dolunay'ın size çok güzel bir şansı var bir kere özellikle güneşi veya yükseleni veya ayı. Terazi burcunun son derecelerinde olanlar, böyle 25'ine itibaren olanlar için çok daha güçlü ve güzel enerjiler söz konusu ama hepiniz bu güzellikten etkileniyorsunuz. Bir bebek haberi gelebilir, bir aşkla ilgili güzel gelişme getirebilir dolunay size. Bir hobiniz veya uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir şeyle ilgili parlayış fırsatı bulabilirsiniz. Bu anlamda şansınız oldukça yüksek. Gökyüzü sizi bu aralar gerçekten güzel bir şekilde destekliyor. Sadece kardeşleriniz, yakın çevre ve akraba ilişkilerinizde bir takım sıkıntılar Ödeşmeler ve yüzleşmeler olabilir. Bu biraz sert gibi. Bu süreçte lütfen yaklaşık böyle bir e, e, iki ay kadar kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın çevrenizde iletişiminize dikkat edin sevgili teraziler. Özellikle yükselen teraziler. Sizden beklenmeyen bir üslupla kırıcı ve yıkıcı konuşmalar yapma ihtimaliniz var. Konuşmalarınızda kendinizi yukarıda çıkarabilirsiniz aşağıda düşürebilirsiniz. Aman dikkat edin öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Zihinlerinin hem çok hızlı çalıştığı hem de ağızlarından böyle kelimelerin birden çıktığı bir süreçteler. Abartarak konuşmamaları gereken, zihin dağınıklıklarına yenilmemeleri gereken unutkanlık ve zihin dağınıklığı ile ilgili bu süreçte birazcık destek alabilirsiniz. Hmm. Eğer böyle problemler yaşıyorsanız ama özellikle yakın çevre iletişiminde komşular, arkadaşlar, akrabalarla ilgili birazcık çetrefilli bir dönem olabilir Terazi için dikkat etmelerinde fayda var. Evet, ikizler de onayı onlara bir seyahat fırsatını, bir e, hukuki bir konunun sonuçlanmasını ödül gibi getirebilir. Çok güzel rüyalar görebilirler. Bu aralar rüyalarına en çok dikkat etmesi gereken burçlardan birisi Terazi burcu. Şimdiden başlamış olabilir etkileri. Rüyalarınızı not edin. Çünkü insanlar ilginç bir şekilde bir şey söyleyeceğim şimdi. Bazen gerçekte göremediğimiz insanlarla rüyalarımızda da ödeşiriz. Çünkü gerçek rüyalar, hani hakiki hak rüyalar bizim ruhumuzun göğe yükseldiği zamanlarda görülen rüyalardır. Dolayısıyla eğer ki rüyalarınızda bu aralar sürekli geçmişte sizi üzen veya üzdüğünüz insanları görüyorsanız bunun gerçek bir hesaplaşma ve bir arınma olduğunu bilmenizi tavsiye ederim. Sadece onlar için değil hepimiz için geçerli ama bu aralar terazi burçlarının rüyaları ve dilekleri çok makbul, çok açık görünüyor. Ya Mucip, Ya Semih dedim. Yalnız bu esmalarla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Bu iki esma. Duaları kabul eden ve her şeyi işiten. Bu iki esmayı zikrettiğiniz zaman asla negatif şeyler konuşmamanız gerekiyor. Yani Birine hakaret, kötü söz söylememeniz gerekiyor. Ne önünde ne de sonunda. Çünkü direkt dileğinizin kabul olmasına vesile olabilecek isimler. Çok güçlü isimler. Bunları zikredip hep güzel şeyler, hep pozitif düşünceler içinde olursanız... ...hep güzel düşünürseniz size çok faydası olacak diye söyleyebilirim. Venüs Retrosu dördüncü evinizde. Babanız, aileniz, aile büyükleriniz, aile içinde bir takım gizli şeyler varsa... ...bu dönem açığa çıkabilir. Ailenizden gizlediğiniz şeyler açığa çıkabilir. Ev, emlak konularıyla ilgili... Birazcık askıya almanızı tavsiye ediyorum. 7 Şubat'a kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra her şey daha güzel ilerliyor. İnşallah ee, yeni günde, yeni haftada gelecek olan yeni aylarda her şey gönlünüzce olsun. Ne diliyorsanız gerçek olsun. Sevgili Necibe Bal yazmış bize. Kocaeli Umuttepe Çocuk Hastanesinden günaydın demiş. Kızımı doktora getirdim. Alerji ve solunum testlerini beklerken sizi izliyoruz demiş. Necibe Hanım sizin de Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Görüyorsunuz. Cezaevinde, hastanede, evde, iş yerinde Türkiye'nin dört bir yanında gerçekten samimi bir şekilde çok samimi bir izleyici şu anda ekran başında. E biz de sizler sayesinde sizin bulunduğunuz mekanlardayız. Evlerinizdeyiz, iş yerlerindeyiz, hastanelerdeyiz, cezaevlerindeyiz. Hayatta her şey var. Beyaz TV olarak her yerdeyiz. Terazilerden sonra akreplere geçiyoruz. Sevgili evet. akrepler. Sevgili akrepler geliyor. Evet, para evinizde bir mars Güney ay düğüm kavuşum var. Bu aralar elinizden çok para çıkmış olabilir. Çok harcamanız olmuş olabilir. İkizler Dolunayı... Siz paranızın gittiğine üzülürken size eşten, ortaktan ya da ummadığınız yerlerden beklediğiniz bir paranın gelebileceğini işaret ediyor. Eğer ki miras almak, nafakanızı almak ya da ne bileyim hak ettiğiniz primleri, tazminatları almak için mücadele ediyorsanız bu da, da güzel bir gizli şansınız olabilir. E, unuttuğunuz, artık bundan hayır gelmez dediğiniz şeyler de birden önünüze dökülebilir. Yani kendi kazancınızla ilgili değil ama ummadığınız yerlerden para kazanmak veya gelir elde etmekle ilgili güzel bir şansınız var. Öncelikle bundan bahsetmek İnşallah. istiyorum. E, fakat biraz böyle korkularınızla yüzleştiğiniz, korktuğunuz şeylerle sınandığınız bir süreçte olabilir. Kendi kendinize bir şeyleri e, korku malzemesi yapmamaya çalışın. İnsan neden sürekli yüreği ağzında gezer? Çünkü üstünü örttüğü, tahmin edemediği, bilemediği bir korkusu vardır. Bu aralar akrepler çok böyle anksiyete modunda olabilirsiniz. Sebebini bulmaya çalışın. Onun altında mutlaka yatan bir korku vardır. Bu süreçte bununla ilgili destekleniyorsunuz. Aynı zamanda harcamalarınız, masraflarınız da gözünüzü korkutmasın. Biraz daha şu iki ayı atlattıktan sonra bu konularla ilgili sıkıntınızın kalmayacağını düşünüyorum. Bu aralar gündemleri daha çok para, alma verme veya alım satım gibi konular olacak akrepler. Venüs Retrosu 3. evinizde kardeşleriniz, yakın çevreniz ve akrabalarınızla ilgili konularda size önemli gelişmeler getirebilir. Küstüğünüz kardeşleriniz varsa barışabilirsiniz. Uzun zamandır görmediklerinizle bir araya gelmeye başlayabilirsiniz. Çevrenizde olan bitenleri duymuyorsanız işten güçten bunlara artık vakıf olmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir çevreye girme arzunuz varsa bile askıya almanızı tavsiye ederim. Biraz daha şöyle e, iyice düşünüp tartmanız gereken bir süreçtesiniz. Çünkü kardeşleriniz, yakın çevreniz ve akraba ilişkilerinizle ilgili göremediğiniz, fark edemediğiniz detayları çok net bir biçimde fark edeceksiniz. E, eğer darıldığınız yakın çevrede olan sevdiğiniz ve darıldığınız aşk ilişkisi yaşadığınız birileri varsa onların da akın akın geleceği bir süreç olabilir. Bol bol haber alacaklar. Geçmişten işte bilmedikleri duymadıkları bol bol haber alacakları bir süreç. Bu aralar aklınızın e, iyi çalışmasına güzeli düşünmeye çok önem vermeniz lazım. Ve bir şeylerin üstünü örtmek yerine evet ben sana bu yüzden kızmıştım veya senle bu yüzden küsmüştüm diye insanlarla kibarca yüzleşebilirsiniz. Çok da rahat edip e, iyi hissedersiniz çünkü tam bir yüzleşme sürecinden geçiyorsunuz. Evet ikizler de iyi parasal konularda sizi destekliyor. Yönetici gezegeniniz Mars para evinde. E, hem çok harcadığınız sizin de ama olmadığınız yerlerden para alacağınız bir süreç dedik ama dediğim gibi özellikle yakın çevrenizdeki genç kadınlar, kız arkadaşlarınız, kız kardeşleriniz de varsa daha iyi geçinmeniz gereken, onlarla ilgili konulara daha çok eğilmeniz, biraz daha sorumlu olmanız gereken ...bir süreçten geçtiğinizde bilmelisiniz. Aşk ve ilişkilerle ilgili sizin de fazlasıyla geri dönüşlerinizin olacağını söyleyebilirim ama parayı, pulu, kariyeri konlamaktan onları pek düşünecek misiniz emin değilim. Biraz çünkü daha yükseliş yapmak istedikleri bir süreçler. Bu arada dolunayın açısı mükemmel. Size bir ev alım satım konusunu çok güzel bir biçimde getirebilir. Aile yuva alanınızdan 8. evinize veya kaybettiğiniz bir parayı, bir mülkü Yeniden alma şansı bulabilirsiniz. Babanız ve aile büyüklerinizle ilgili de sorumluluklarınız birazcık artabilir. Bir şey soracağım. Az önce dedin ki Venüs Retrosu falan var. Hiçbir şey almayın dedin. Program başında. Evet doğru. Ama onların tam da öyle bir süreci. Yani onlar ne zamandır biliyor musun? 2020 onlar akrepler mi? Akrepler. 2020'nin Mart'ından beri Böyle bir süreçten geçiyorlar ev almak ve 2023'ün Mart'ına kadar birçok akrep ev sahibi, yani yuva sahibi. Yani bu akrepler sahibi, için geçerli değil mi onu, onu anlamadım. Geçerli ama böyle bir şeyleri var. Beni hepsi dinlemeyeceği için gökyüzü onlara böyle bir şey veriyor. <laughs> yani alsınlar değil ama evet ev alanlarında. Çılgın diyorum da inanmıyorsunuz. Emlak alanlarına öyle güçlü bir üçgen açı var ki aldırır da sattırır Allah da. Allah'ım bütün akrepler ev sahibi mi oluyor? Olacaklar. Amin. Ev, yuva. Kiracı akrepler kiradan kurtuluyor mu? Amin. Amin. Hı -hı. Ya da şehir değiştirecekler, belki istedikleri bir şehre yerleşecekler ama şanslı bir ya şey. Ya da var. kiracı akrepleri öyle para geliyor ki bir yıllık kirayı kapatıyorlar. İnşallah, amin. Bak, bu da olabilir. Canlarım benim. Nasıl seviyor? Yazın akreplere. bana olur mu? <laughs> Çok seviyorum ya. İnşallah. <laughs> ya ama bak bir şey söyleyeyim Sadece akrepler için değil. Allah şu anda bizi izleyenler amin. arasında ki mutlaka vardır. Herkes ev sahibi değil. Kiracı kim varsa kiracılıktan kurtarsın inşallah. Hayırla. O en en güzel güzel evde. evde. Ya, tık diye gelir. Amin. O para da boşa gider. Ya. Arkasından bakarsın böyle. Allah'ım. Yeni yılda hepimiz ev sahibi olalım. Amin, amin, çok amin. <laughs> Ve sıra geldi yaylara. Yaylara. Bak yaylar için ev sahibi olmak falan çok önemli değil. Yaylar o kadar özgürlükçü. Yaylara bir bavul Bugün yeter. Bugün buradayım, yarın orada. bir bavul, <laughs> Ama bir, bir da istediği bazı şeyler vardır mutlaka. Evet, evet. Onlar gerçekten karavan insanı, bavul insanı. Böyle yaylara karavanına <laughs> gelsinler. Bayılırlar öyle gezmeleri. Gemi, yat alabilirler. Onlar için mükemmel. Gez, ruhları seyyah çünkü. Evet Mars Hinecim, Allah aşkına ayaklarımız yere basabilir mi? Ne gemi ne yatı Allah aşkına. Ama basmıyor ya onları Allah öyle yaratmış yapacak bir şey yok. Hayır gerçekten ya, ya için mesela bu dönemde şunu yaşayacağınız diyeceğin ne var veya tavsiyelerde ne, ne bir böyle kere, vurgulu söyleyeceğimiz? Çok önemli bir şey o da pek e, bir kere yedinci dolunay var. İlişkilerinizle ilgili kesin bir yüzleşmeniz var onu ha. söyleyeyim. Agresif Buyurun. tarafta hatalı tarafta olabilirsiniz buna dikkat edin. Sakın şiddet eğilimli agresif davranışlar sergilemeyin. Size de sergilenmesi ile alakalı konularda da daha dikkatli olun. Boş tartışmalara hiç girmemeniz gereken bir süreçtesiniz. Mars hangi burca girerse o burcun insanını bir yoruyor. Hep söylüyorum bunu. Şu an yay burcunda yaklaşık bir iki aycık kadar hani o kadar da sürmeyecek ama yine de kendinize, dilinize, elinize, belinize hakim olmanız gerekiyor. Normalden daha çok yorulabilir, daha çok hareket edebilir, daha çok çabuk öfkelenebilirsiniz. Spora başlayıp kilo verenler de olabilir. ...çok daha efor sarf edeceğiniz bir süreç. Dolunay 7. evinizde olduğu için... ...ortaklık, ilişkiler ve... ...çok yakınınız olan insanlarla... ...bir takım yüzleşmeleriniz olabilir. Bazılarınız evlilikle alakalı veya... ...ilişkilerinizle alakalı olumlu ya da olumsuz... ...kararlar verme döneminde olabilirsiniz. Birazcık böyle önümüzdeki 15 gün kadar... ...yüzleşmeler sert olabilir. O yüzden öfkenizi hakim olmanız önemli. Bu kesin olarak böyle yani. Yüzleşmeler olacaktır hepsinin hayatında. Yalnızlar için de... Geçmişten gelen birileri olabilir, eski yaralar açılabilir ya da biriyle tanışabilirsiniz ama biliyorsunuz malum önümüz retro. Bu anlamda çok hemen acele karar vermemenizi tavsiye ederim. Parasal konularda kaybettiğiniz, unuttuğunuz paralar size geri gelebilir. Venüs Retrosu'nun para evinden geçerken iyi tarafı odur. Kaybettiğiniz eşyaları, paranızı, altınızı, bir şeylerinizi bulabilirsiniz. Ya da yıllar önce bir şeyiniz çalındı kimin çaldığını sürpriz şekilde öğrenebilirsiniz. Ama gelir gider dengenizi çok dikkatli bir şekilde ilerletmeniz gereken... Asla riskli yatırımlara emin olmadığınız yatırım işlerine girmemeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili yaylar. Dolunay'ın size çok olumlu bir açısı var. Yakın çevrenizden, kardeşleriniz ya da akrabanız akrabalarınızdan birilerinin iyi haberlerini alabilir ve rahatlayabilirsiniz. İnşallah. Beklediğiniz haberler gelebilir. Reklam, tanıtım, organizasyon, web site, internet, sosyal medya vesaire bu konularda kendinizi göstermek istiyorsanız bu anlamda da olumlu gelişmeler bekleyebilir sizi. E, ...istedikleri bir gerçekten e, tanınma ve reklam fırsatını yay burçları bulabilirler. Kardeşleriyle de daha çok bir arada olup onlardan da güzel destekler alabilirler. Süper. Onlara Mars'tan dolayı tabii ki bayağı duş tavsiyeleri de vermişim. Böyle bir <laughs> tavsiyesi duş. duş, tuzlu su. Bakın bunu herkes yapmalı bence. Ben her duşundan sonra yapıyorum. Mutlaka bir tutam tuz, biraz elma sirkesi, gül suyu bolca ve gül yağı da damlatarak. ...içinizde sevdiğiniz başka yağlar varsa onları da Sen damlatarak. Gül yağı'nın fiyatını biliyor musun? Ama esansiyel aslında canım en pahalısını almalarına gerek yok. Kokması ha. yeter. Gül gibi koksun yeter. Yani gerçeği de var bende ama Gül ben yani şeyini... damlatırsa bu duştan çıkmam ölene kadar. Gül <laughs> o kadar, kadar pahalı ki. Gül damlatmıyorum. Ben de gerçek olanı sadece kokluyorum. Tamam, çok. Peki zaten şey çok olur, çok olur yani esansiyeli olabilir. Olur olur. Kokması tamam. yeterli. Onu bolca sulandırıp duşunuz. Hatta ben hibiskus koyuyorum bir gece önceden. Çok güzel oluyor. Onu duşunuzdan Masraflı Masraflı sonra kadın. Sağınıza, solunuza, başınızdan aşağıya dökünün ve lütfen kendinizi negatif insanlardan koruyun. Ya mümin Güvenlik, emniyet, ya selam, esenlik, ya halimde sakinleşme için tavsiyemdir. Günleriniz evet. güzel geçsin. Amin. Sevgili Gamze Koşar, bugün sesinizi duyurma vakti. Ko e Korucuk Hastanesi'ndeyiz. Annen meme kanserini de atlattık çok şükür demiş. Teşekkür Rutin kontro kontroller için PET çekilecek onun için geldik. Sizi izliyoruz demişler. Allah anneciğinize şifa versin, şifası daim olsun. Öpüyoruz, bütün hastane çalışanlarına da sevgimizi gönderiyoruz. Sevgili seyircilerimiz gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından bizi izleyen tüm seyircilerimiz sesini duyuruyorlar, Instagram'dan yazıyorlar, ben de buradan onların sesini duyuyorum. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim, doğduğunuz gün geleceğinizi belirliyor. Yani mesela nerede doğdunuz? Diyelim ki... Ee... 1980 e, kaçta doğdunuz? Nisan ayında doğdunuz. 12 Nisan'da doğdunuz. Tabii. 1980 yılında 12 Nisan'a denk gelen günü hemen şimdi açıp bakın. Onu e, e, şeyde bulabilirsiniz e, arama motorlarında. Bulun. O gün sizin için kader kaderin değiştiği gün. Yani pazartesi mi, salı mı, çarşamba mı, perşembe mi? Biraz sonra sevgili Mine Pazartesi doğanlar, salı günü doğanlar, çarşamba günü doğanlar yani 7 günü detaylı olarak anlatacak. Doğduğunuz gün geleceğiniz için ne diyor onu öğreneceğiz ve Oğlaklara geçiyoruz. Ve karakterleri Efendim, için. Ha, ve karakterleriniz evet. için çok önemli. Canım Oğlaklar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kötü demeyelim de. Çıldırın şey, ya. E, <gülüyor> <gülüyor> önceden yerini yapıyorum kızmasınlar diye. Evet, sevgili Oğlaklar. Bombalar geliyor. E, Yok aslında şöyle yönetebilirlerse kötü bir süreç değil ama mesela bu dönem sevdiklerinden biraz uzak kalmak, ayrı kalmak, biraz daha uzaklara gitmek, ilişkilerini sorgulamak, kendilerini ve hayatlarını sorgulamak için biraz böyle zorlu bir süreç olabilir. Özellikle Güneş'i Oğlak, yükseleni Oğlak, Venüs'ü Oğlak olanlar için Biraz daha böyle şey çetrefilli bir süreç olabilir ee, özellikle Venüs oğlak burcundayken dünyaya geldiyseniz ilişkilerinizi sorguladınız ilişkilerinizle alakalı önemli kararlar verdiniz önemli geçişler yaşadığınız bir süreç olabilir sadece ilişkileriniz değil. Dış görünüşünüz, kendiniz, imajınızla ilgili de kafanızın karıştığı bir süreç olabilir. Sakın Venüs Retrosu'nda bunlara aldanmayın. Bir gidip saçınızı birden kestirmekmiş. Efendim birden siyahtan sarıya, sarıdan siyaha geçmekmiş. Böyle hataları asla yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. İçinizden bir ses sürekli değişmeniz gerektiğiyle ilgili sizi böyle şey yapabilir, e, iğneleyebilir. En fazla yapmanız gereken şey gardırobunuzda birkaç sizi sonradan pişman etmeyecek yenilik yapmanız olur. Saçınızı, stilinizi değiştirin ama geri dönüşü olmayacak veya sizi aylar boyu zorlayacak hatalar yapmayın. Çünkü sonuçta yine eski halinize geri dönmek isteyeceksiniz. biraz ilişkilerle ilgili hayatla ilgili sorgulamalarınızın arttığı bir süreç olduğunu söyleyebilirim sevgili oğlaklar. İkizler Burcu'ndaki dolunay bir kere size işten gelen gelirler ve iş başlangıçlarıyla ilgili güzel gelişmeler getiriyor. i̇şle alakalı konularda şansınız çok yüksek. Biraz tansiyonunuza, genel sağlığınıza ve merkezi sinir sisteminize böyle el titremeleri vesaire el kol ağrılarıyla ilgili bu aralar dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Biraz sağlığınıza özen gösterirseniz hem sağlık ve hem de iş konularında güzel bir döneme girdiğinizi söyleyebiliriz. bunun dışında Mars 12. evinizde Güney Ay kavuştu. Kendinizi yoktan yere kaybetmiş, yönsüz hissediyor olabilirsiniz. Bu biraz böyle sürecek. Sonra Mars 1. evinizde geçecek, onun yerine aksiyon alacak. Yani şöyle bir 4 ay Önce geriden takip edip hayatı ondan sonra hayatın içine böyle bir süvari gibi dalacaksınız samimiyetle söylüyorum. İşte niye kil oluyorum? niye böyleyim, niye hayat böyle sorgulamalarınızın cevaplarını en güzel biçimde alacaksınız. İnşallah. Bu süreç birazcık bir şeyleri böyle derinlemesine çözümleme zamanı. Biraz fazla düşünebilir, fazla yorulabilirsiniz ama hepsinin karşılığını inanın bana fazlasıyla alacaksınız sevgili oğlaklar. İnşallah. Birazcık gizli düşmanlıklara, sinsi ilerleyebilecek ufak tefek hastalıklara... Bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Uyku düzeninize ve beslenmenize ekstra özen gösterirseniz daha rahat geçirirsiniz. Ya hafiz, ya şafi, ya muhi. Koruyucu, şifa veren ve ihya edip dirilten. Ee, bu isimleri size tavsiye ettim. Hem iş hayatınızda hem de sağlığınız, psikolojinizle ilgili size çok güzel destek olabilecek bir isim. Evet, uyku düzeni e, her şeyin başında geliyor. Bak hepimiz için, sadece Aynen. oğlaklar için değil. Sadece bebekler yani kötü olmuyor uyumayınca. Uyku... Düzeniniz alt üst olduğu zaman yaşamınız alt üst Aynen, oluyor. Doğru. Enerjiniz değişiyor. Çok doğru. Allah sorumuzu kolaylaştırsın. Amin. Hakikaten zor günlerden geçiyoruz. Ne güzel bir dua değil mi? Evet çok Çok seviyorum. güzel Allah, bir dua. Bak Allah zorunu kolaylaştırsın. Aynen. Nerede zorluk çekiyorsan. Sağlıkta mı, işte mi, aşkta mı? Gönül Amin. kırgınlığın mı var? Yaşama tutunma gayretin Amin. mi var? Ne bileyim bebek sahibi mi olmak istiyorsun? Hepimizin öyle dertleri var ki. Ama ne yapıyoruz? Dünya bir gün o da bugün. Bak hayatta her şey varın sloganı bu. Dünya bir gün, o da bugün diyerek bugüne sıkı sıkı tutunuyoruz. Yarın mı? Yarını Allah kerim. Yarını Aynen. yarın düşünürüz. Biz bugün ne yapacağımıza bakalım. Olur mu? Evet. Evet kovalara geçelim. Kovalar ne, ne durumdalar? Onlar için aşk, iş, para, sağlık hangi evlerinde zorluk var? Ve ölmez tavsiyelerinde vereceğin tavsiyeler neler sevgili kovalara? arkadaşlarıyla sosyal çevreli irtibatlarının pek iyi olmadığı ama aşk hayatlarıyla ilgili yüzlerinin daha gülebileceği bir süreçteler. Öncelikle onu söyleyeyim. Burçlarındaki Jüpiter'in Dolunay'la çok güzel bir açısı var. Bu onları hem şans hem aşk hem çocuklarla ilgili konularda müjdeli haberler getirebilir. Biraz daha göz önünde olmak, daha çok beğenilmek, sevilmekle alakalı çok daha şanslı hissedebilecekleri ve genel şanslarının da yine açık oldukları bir süreçteler. Dolunay onlar için negatif bir şey arz etmiyor. Fakat eğer ki sevgilileriyle, çocuklarıyla böyle çok e, agresyonlu iletişim kurarlarsa işin ucu kaçabilir. O yüzden agresifliği, agresyonu büyütmemeleri gereken, sakin gitmeleri gereken bir süreçteler. E, aşk hayatları, çocuklar iyi fakat 12. evlerinde bir venüs retrosu başlayacak. Dolunay'la da birleştiği zaman eğer çocuklarının, sevgililerinin ya da eşlerinin ya da arkadaşlarının onlardan gizledikleri bir şeyler varsa üstü örtülmüş, hiç konuşulmamış, öylece bırakılmış konular varsa hepsi tekrar gündeme gelecek. Birazcık böyle aldanma, aldatma temalı konulara, gizli saklı işlere dikkat etmeleri gereken uzunca bir süreç geçirecekler. Bu süreçte görsel olarak yine onlar da kendilerini çok beğenmeyebilirler. kendini böyle adeta izole, izole olmuş, biraz daha toplumdan uzak kalmalıymış gibi hissedebilirler. İç alemlerinde bir huzur ve zenginlik arayışına Girebilirler Ama Jüpiter ben hep söylüyorum gitmeden mutlaka ödülünü verir. E, kovalar için hem bu ay hem önümüzdeki yaklaşık 5-6 aylık süreç yine bir ödül alma dönemine işaret ediyor. Canlarını hiç sıkmasınlar gökyüzü onları hayatlarını yeniden yapılandırmak. Negatif ve yanlış olanları düzeltip yepyeni ve kalıcı sistemler kurmak üzere destekliyor. Bu aşkta da olabilir evlilikte de olabilir her konuda da olabilir. E, bunun dışında Mars güney aydınlığı 11. evlerinde dedik arkadaş kayıpları, arkadaşlarla küslükler, sosyal çevrede bir takım sıkıntılar, bulunduğu ortamdan insanlardan artık korkup uzaklaşma arzusu, insanlara olan güvenini yitirme hissi verebilir kovalara. Biraz daha bireysel hareket etmeleri, varsa öncelikle aileleri, eşleri, çocuklarıyla daha yakından ilgilenmeleri gereken, biraz daha sosyal çevreden evet uzaklaşırlarsa daha mutlu hissedebilecekleri, daha güvende hissedebilecekleri bir süreç olacak. Ama aşk ve çocuklarla ilgili konularda müjdeli haberler dediğim gibi gelebilir. Onlara da ya vedut ya muksit isimlerini tavsiye ettim bir araya getirmek bir arada olmak sevmek sevilmek o sevgi ve e, güvensizlik duygusuna iyi gelebilecek isimler onlar için. Peki sevgili kovalar için dedin ya e, çocuklarla ilgili aşkla ilgili konu gündemde hı hı. bunun haricinde e, bu venüs retrosu onların iş hayatında böyle köklü değişiklikler yaşatır mı? Çünkü sen koruyuş söylemeye ki... başladığın andan itibaren kovalar bana işle ilgili yazdılar. Hep. Şimdi şöyle 12. evi de 6. evi çalıştırdığı için aynı enerjiyi e, bulabiliriz. Dolayısıyla Venüs 12. evden geçerken iş kaygılarının artması çok normal. Eğer hobileriyle ilgili meslekler yapıyorlarsa çok çok şanslılar. Hmm. Yani hobisel işler, daha böyle eğlenceli işler, çok severek yaptıkları işler, spor faaliyeti olur, yoga'dır, işte spor hocalığıdır, sanatsal faaliyetlerdir. Bunlarla ilgili şansları müthiş açık. Ancak böyle daha ağır, daha kamu ya da daha böyle sorumluluğu zor işlerden geçiyorlarsa açıkçası onları böyle 7 Şubat'a kadar falan biraz zorlu bir süreç bekliyor. Zorlu derken yorucu diyelim hani. Daha böyle sosyal çevrelerine zaman ayıramayacakları, hep gece belki eve iş getirecekleri, geceleri de çalışacakları. Venüs 12'de yani arka tarafta uyku düzenlerini bozabilecek bir şekilde çalışıyor. O yüzden iş hayatlarıyla ilgili iki ay böyle dişlerini sıksınlar. Ama eğer hobisel bir iş yapıyorlarsa dediğim gibi şansları çok daha açık. Ondan sonra ama gerçekten güzel olacak. Yani 7 Şubat'tan sonra iş hayatınızda e, yine yorulacaksınız ama emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bakıyorum kovaların e, çok güzel yorumları var. Bir de akreplerin çok güzel yorumları var. Ya yani, helal olsun Mina Hanım'a yazlık alacağız diyenler var. Ev almayı çok evli uğraşıyorlar var. bu ara. Akrepler hatta evimizi yenileyeceğiz, Daha bugün evde tadilat taşınıyor. yaptıracağız <laughs> diyenler var. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. Fatma Hanım sormuş balık için evlilik var mı demiş. Doğduğunuz gün kaderimizi belirliyor. Şey var. <laughs> Doğduğunuz gün çok önemli. Mesela doğduğunuz tarihte hangi günde doğduysanız pazartesi mi salı mı çarşamba mı ay annem hatırlamıyor bilmiyor demeyin hemen Yazıyor. arama motorlarına girin bakın doğduğunuz yılı ve günü yazın hangi günde doğduğunuz zaten ortaya çıkacaktır pazartesi mi salı mı çarşamba mı perşembe mi bu sizin geleceğinizi etkiliyor biraz sonra onu konuşacağız ama tabii önce şöyle balıkları konuşalım bakalım balıklara evlilik var mı? Para var mı? Size ne yok Aşk ki? var mı? <laughs> ya. Vallahi balıklar bu yılın şanslı burçlarından. Anlatsana canlarımı. bak. kere. arkanıza. Nur ablanızdan uzun dakikalar size. Ya da Nur kardeşinizden. <laughs> evet. Sevgili balıklar son burçsunuz ama torpili aldınız. Jüpiter sizin burcunuza geçmeye hazırlanıyor. 29 Ocak'ta Jüpiter 12 yıl sonra balık burcunu ziyaret edecek. Biz buna çok güzel bir fırsat ve şans dönemi deriz. Jüpiter'i balık olanlar, yükseleri balık olanlar, güneşi balık olanlar. Ee, balık burcunda Venüs... ...ay gibi yerleşimleri olanlar için de şanslı bir süreç olacak. Dolayısıyla sizlerin bu yıl evlilik, aşk, çocuk, ünlenme, başarı elde etme, terfi yapma... ...açıkçası neye ihtiyacınız varsa yaşınıza ve konumunuza göre... ...hayatınızın olağan akışına göre neye ihtiyacınız varsa... ...o konularda güzel bir fırsat dönemine girdiğinizi söyleyebiliriz. Süper. Ancak Jüpiter fırsatları çabuk geçebilir, gözden kaçabilir... Sizin de çabanızı muhakkak gerektirir ama hayatın size gerçekten özel bir şans sunduğu bir süreçten geçtiğinizi söyleyebiliriz. Kafanızdaki soru işaretleri 2022'de bitecek mi, bitmeyecek? Oh. Gizli bir ilişkiniz varsa, gizli bir işin içindeyseniz, kimseye söyleyemediğiniz bir şey yaşıyorsanız veya bir sağlık sorununuz varsa sizi zorlayan, geceler boyu uykunuzu ne kaçırıyorsa 2022'de de aynı tempoyla devam edecek. Onu söyleyeyim ama Şans hep sizin yanınızda olacak. Özellikle çocuklarınız, aşk hayatınızla ilgili sizi işte zorlayan şeyler veya çok uzun saatler çalışmak bunlar devam edecek ama bunların yanında çok özel bir şansa da sahip olacaksınız. Yani geçen yıl yaşadığınız zorlukların bu yıl büyük ölçüde rahatlayacağını ve yumuşayacağını söyleyebiliriz. İnşallah. O yüzden size evlilikte var, aşkta var. Gözünüzü, kalbinizi dört açın. Ay düğümleri de Jüpiter'e destek veriyor bu süreçte. Hiç ummadığınız oh. yakın çevreden, hep yanınızda ama görmediğiniz insanlarla evlilik yoluna bile girecek ilişkiler Kadersel ilişkiler yaşayabilirsiniz. Genel olarak şansınız son derece yüksek. Ee, i̇lk yılın ikinci yarısından sonra bir böyle yerleşime ait konular, yer değişiklikleri, ailevi konular biraz daha sizi zorlasa da genel şansınız dediğim gibi çok yüksek. Bu haftaya ve önümüzdeki sürece bakacak olursak Venüs Retrosu 11. evinizde. Görüşmediğiniz arkadaşlarınız tekrar gündeme gelebilirler. Ortaya çıkabilirler. Aa seni kaybetmiştim nerelerdesin? Bu iki ay böyle var ya arkadaşlarınızla Bayağı bir partileyeceksiniz gibi gözüküyor. Evde böyle gelsin kısırlar, çaylar, akşam muhabbetleri. Bayağı bir sosyalleşeceğiniz bir süreç olacak. En sevdiğiniz insanlar, unuttuğunuz, kaybettiğiniz arkadaşların tekrar gündeme gelebileceği, eski aşkların elbette ki gündeme gelebileceği bir süreç. E, kötü ayrılmadığınız, sadece belli zorluklardan dolayı ayrıldığınız insanları bu süreçte kabul edebilirsiniz. Arkadaşlıklarda da öyle. Yani hayat size ayırmıştır. Birdenbire hmm. kalkıp yurt dışına gitmek zorunda kalmıştır. Onlarla ilgili güzel bir kavuşma dönemi olabilir. Onu Süper. söyleyeyim. Yarım kalan şeylerin tamamlanması adına. Dilekleriniz, umutlarınız ve hayalleriniz, idealleriniz için... ...birdenbire sihirli bir değnek gel gelmiş gibi... ...çok güçlü ve hızlı bir şekilde harekete geçeceksiniz. Ve size şunu söylüyorum. Yılın ilk beş ayı Süper. sizin için müthiş verimli. İlk başta sanki böyle havayı yumrukluyormuşsunuz gibi gelebilir ilk iki ay. Ama ondan sonra hepsinin öyle bir verimini alacaksınız. Anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz... İşleriniz öyle yolunda gidecek ki bu sizin için çok güzel. Fakat bir kariyer değişikliği, iş hayatınızda bir plan değişikliği söz konusu olabilir. Patronlarınızla, işverenlerinizle, sizi yönetenlerle veya devletle alakalı prosedürlerle ilgili çok dikkat etmeniz gereken bir süreç sevgili e, balıklar. Fevri hareketler yapmamaya çalışın. Sizi yönetenlerin zor durumda kaldığı bir süreçte olabilir. Yani sizi yönetenlerden kaynaklı zorlandığınız bir süreçte olabilir. Toplumdaki imajınıza Duruşunuza çok dikkat edin. Yani insanların sizi nasıl tanıdığına çok dikkat edin. Gereksiz tartışma ve kavgalardan kaçının. Ama yıllardır mücadele eden, hep böyle e, hakkını alamayan, terfisini alamayan, kadersel olarak ödüllenecekleri bir dönem. İnşallah. Mücadelelerini verecekler, kutsal bir şekilde ve karşılığında fazlasıyla alacaklar. O artık onların geçmişten beri yaptıklarına da bağlı birazcık. İnşallah. Başka İnşallah. Şey yani ikizler de dördüncü evde onu unuttum. Ne demek o? Ev, yuva, aile, anneniz, babanız, ev, emlak işleriyle ilgili çok hızlı gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Oh, mis. Evet. Onu da söyleyeyim. Mutluluk var yani özel hayatlarında. Tabii ki. Yani yılın ilk iki ayı hepimiz için biraz gözden geçirme zamanı ama yılın en şanslı tabii ki burcu, burçlarından. Biz öyle inanıyoruz. Jüpiter hangi burca gelirse veya Jüpiter'i o burçta olanların en şanslı dönemi Evlilik olur. hangi burçlara var bu, bu yıl? Kesinlikle boğalar, akrepler, Aa. balıklar, başaklar, oğlaklar, yengeçler. Evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili müthiş şanslısınız. Ama diğerleri de üzülmesin. Yılın ilk 6 ayı diğer tüm burçlarda bununla ilgili şanslı hava ve ateş burçları. Ama en şanslıları kesinlikle başta akrepler, boğalar, oğlaklar, yengeçler, balıklar ve başaklar. Fakat diyeceksiniz ki ya ben zaten evliyim ama çok mutsuzum. Onların da hızlı bir biçimde kadersel olarak kurtulabilecekleri bir dönem olabilir. Yani kötü ilişkisi olup mutsuz ve muzdarip olanların da kurtulacağı bir süreç diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama aşk ve ilişkilerle ilgili en şanslı bunlar. Ne diyelim? Gönlünüzden geçen güzellikleri Allah'ım hepinize yaşatsın.